Türk bayrağı olanları taşlayan, karanlığa bir cevap verip Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndan bir ışık yakalım mı hep birlikte? Provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için. Şimdi hepinizden rica ediyorum. Herkes Türk bayraklarını kaldırsın lütfen. Herkes kaldırsın Türk bayraklarını. Dalgalandırıyoruz Türk bayraklarımızı. 14 Mayıs'ta taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Kazanalım haydi. Teşekkürler sevgili aydınlar. Şimdi izin verirseniz ve sizleri daha fazla güneşte bekletmemek adına huzurlarınıza buraya hitap etmek üzere sizlere sosyal belediyeciliğin mimarı, barışın, adaletin ve huzurun temsilcisi, turizm kenti Aydın'ın çehresini değiştiren ve yükselten, şimdi de Türkiye'yi baharlar getirmek için özveriyle çalışan Topuklu Efe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu buraya davet ediyorum. Haydi adalete, haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalet... Bu ne güzel Aydın! Bugün başka güzel Aydın! Aydın'ın güzel insanları, Aydın'ın cesur insanları, Aydın'ın yiğit insanları, Aydın'ın Efe insanları, hoş geldiniz! Ne iyi ettiniz gelerek, sağ olun, var olun. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Diyarı Aydın'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, değişiklik şart. Değerli aydınlılar, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlarımız. 14 yıldır Aydın'da hiçbir çocuk aç, karnı aç yatağa girmedi. Hiç kimse soğuktan üşümedi. Çünkü bizler varız. Değerli aydınlılar, her zaman çiftçimizin, köylümüzün yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerimize tam destek verdik. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri 13 tane Halk Eget şubelerinde sizlerle buluşturduk. Ve kadınlarımız kazandıkları bu parayla çocuklarının eğitimine, özellikle kız çocuklarının eğitimine destek oldular. Daha birçok sosyal belediyeciliği uyguladık. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra bu projeleri tüm Türkiye'de uygulayacağız. Şimdi biraz biz bizeyiz, yabancı yok. Dertleşelim sizlerle. Bugün Avrupa'da yaşayan bir genç işe girdikten kısa bir süre sonra bir araba sahibi olabiliyor. Türkiye'de bir genç araba sahibi olabilir mi? Nerede? Karnını anca doyurabiliyor. Peki
Avrupa'da yaşayan bir emekli Türkiye'ye, Kuşadası'na, Didim'e 5 yıldızlı otele tatil için geliyor. Bizim Türkiye'de yaşayan emeklimiz tatile gidebiliyor mu? Torununa bir oyuncak bile alamıyor. Peki, Avrupa'da yaşayan bir memur kısa bir sürede ev sahibi olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Peki Türkiye'deki bir memur ev sahibi olabiliyor mu? Ay sonununu zor zahmet getiriyor, kıt kanaat geçiriyor. Peki Avrupa'da yaşayan bir işçi, emekçi kardeşimiz refah içinde yaşıyor. Türkiye'de bir işçi refah içinde yaşayabiliyor mu? Ayda bir kilo kıymayı zor alıyor, zor alıyor. Bunu daha uzatabiliriz. Gençlerimizin tekrar umudunu yeşertmek için, emeklimizin tekrar yüzünü güldürmek için, işçimizin, emekçi kardeşimizin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için refahın, huzurun, sevginin, kardeşliğin, baharın gelmesini istiyor iseniz 14 Mayıs'ta pazar günü birinci turda bitirecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hadi gari aydın, patlatın şu sandıkları. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Helal olsun size, helal olsun. Değerli aydınlılar, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer bugün burada sizlere hitap edebiliyorsam sizlerin sayesindedir. Sizin desteğini çok teşekkür ediyorum. Minnettarım size. Ama en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Her zaman söylüyorum. İki tane kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Evet, şimdi hep beraber kalbimizi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Topuklu Efe Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na. Sevgili aydınlılar, bu pazar çok güzel olacak her şey. Genç arkadaşlarımız bu pazar uyandıklarında önce annelerimizin elini öpecek, sonra sandığa gidip en önemli görevini yerine getirecek. Bugün buradan Aydın'la annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Anneler gününü kutluyoruz. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben sizleri daha çok fazla bekletmiyorum. Ben şimdi buraya huzurlarınıza 85 milyonun cumhurbaşkanını, ömrünü hak, hukuk ve adalet adamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sizleri baş başa bırakıyorum sevgili aydınlılar. Adalet ruhunda asaret yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Temiz ah,
Sabrı siyaset eşit hakça halka. Hazır mıyız? Değişime hazır mıyız? Siz değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Unutmayın. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye kardeşliği hep beraber birlikte getireceğiz. Söz mü? Söz mü? Ve bu ülkeye baharı getireceğiz, baharı. Bütün güzellikleri bu ülkeye getireceğiz. Biliyorum. Büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Dertleriniz var biliyorum. Evlatlarınız işsiz biliyorum. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor biliyorum. Alın terinin karşılığını alamıyor biliyorum. Mutfaklarda yangın var biliyorum. Devletin iyi yönetilmediğini biliyorum. Devlette çörek denenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Ama tamamının çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz. Çözümün anahtarı sizde derken şunu kastediyorum. Ayın 14'ünde Mayıs'ın 14'ünde bir bahar havası içinde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, komşularımızla, yakınlarımızla, hele özellikle de geçen dönemde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren bir kardeşimizi ikna edip birlikte sandığa giderseniz ve oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanırsanız en büyük başarıyı yakalamış olacağız. Beraber yakalamış olacağız. Şimdi bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Yapacak mısınız? Söz veriyor musunuz? Meseleyi bitirdik o zaman. Meseleyi bitirdik. Değişiklik şart diyorsunuz. Gayet iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Ana başlıklar itibariyle hava sıcak. Bir, hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Asla. Hakkı, hukuku teslim edeceğim. Adaleti teslim edeceğim. Süt üreticisi asla zarar etmeyecek. Dışarıdan süt dozu asla gelmeyecek. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Fazlası varsa dünyaya satacağız. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf diyor ki biz sahipsiziz. Sizin sahibiniz var. Sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyan var. Onun adı Bay Kemal. Bütün esnaf kardeşlerim asla unutmayın. Orta direği güçlü kılacağız. Çiftçinin ve esnafın, çiftçi ve esnaf kardeşlerim unutmasınlar. Çiftçinin ve esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden, tarım kredi kooperatifinden aldıkları faizleri sileceğiz. Ana parayı da makul taksite bağlayacağız. Ben bunu söyleyince Bay Kemal parayı nereden bulacak diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor. Sizin için harcayacağım o paraları. Emekli kardeşim, iki çifte sana. Emekli, ya emekli dediğiniz yıllar yılı çalışan, Türkiye'nin büyümesine katkı veren, kendi sosyal güvenlik primini ödeyen, emekli olduktan sonra da insan gibi yaşayan bir pozisyonu yakalamak isteyen kişidir. Yani birisine el avuç açmayacak noktaya gelmesi lazım. Diyor ki ben 20 yıl çalıştım, 25 yıl çalıştım, 30 yıl çalıştım, 40 yıl çalıştım. Primimi ödedim, benim geçineceğim kadar bana bir aylık verin. Vermediler. Dedim ki en azından Ramazan bayramında, Kurban bayramında birer asgari ücret ikramiye verelim. Vermediler, itiraz ettiler. Sonra 1.000 lira verdiler. Seçim geldi, 1.000 lira daha verdiler. Ama 2015'te söylediğim sözü şimdi de tutuyorum 2023'te.
emekli Kurban Bayramı'nda gidip bankadan emekli aylığını çektiğinde 15 bin liralık ikramiyeyi orada görecek. Anasının ak sütü kadar helal para. Ak sütü kadar. Ve gençler, iyi misiniz gençler? Sandığa gidip oy kullanacak mısınız? Beraber ama, birlikte ama, oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Cumhurbaşkanlığı için de kime oy vereceğinizi benden iyi biliyorsunuz. Size söz veriyorum. Size özgürlüğü getireceğim özgürlüğü. Huzuru getireceğim huzuru. Siz bugün bir tweet attığınızda anneniz babanız uyarıyor. Aman ha oğlum kızım sakın bu tweet'i atma başımız belaya girer diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz. Sonuna kadar eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Kimse. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Evlerde yangın var biliyorum. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle. Daha çok yapacağız. Göreceksiniz. Kapanan bütün köy okullarını yeniden açacağız. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen. Atama bekleyen öğretmenler var. Köylerde okulları kapattılar. Niye kapatıyorlar? Açacağız tamamını. Köye sadece öğretmen olmayacak. Sadece imam olmayacak. Aynı zamanda ziraat mühendisi olacak. Ziraat teknisyeni olacak. Toprak analizleri yapacak. Hangi gübreyi ne kadar atmanız gerektiğine karar verecek. Onlar devlet memuru olacak. Aynı zamanda besicilik yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Bütün bunların hepsi olacak. Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Bunu bilmenizi isterim. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden göreceksiniz. Göreceksiniz. Güzel bir Türkiye'yi, herkesin ürettiği, herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bir şey daha. Bay Kemal söz verdi. Bay Kemal sözünden. Bay Kemal sözünden. En geç 2 yıl içerisinde, en geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını, Afgan kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde. Yine aynı şekilde Bay Kemal'in sözü var. Bu memlekette uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında cirit atmayacak. Gencecik evlatlarımızı en azından zehirlemeyecek. Bunun mücadelesini yapacağım. Ayrıca bir sözüm daha var sizlere. Beşli çeteler var ya, benimle uğraşıyorlar. Acaba Kılıçdaroğlu nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı olmaz diye aylarca uğraştılar. Araya adamlar koydular. Görüşmek istediler. Yok yok. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Benim için o önemli. Oy oy. Demokrasi, demokrasi. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Sanıyorlar ki hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Beşli çetelerin dışarıya götürdükleri paraları gayet iyi biliyorum. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyorum. Nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. 35 katlı gökdelenlerini biliyorum. Muhammed Ali Kırey'in çiftliğini nasıl aldıklarını biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. 85 milyon için harcayacağım. Ben bunu söylüyorum. Ben bunu söylüyorum. Onlar diyorlar ki acaba nasıl getirecek? Bu kardeşiniz yani Bay Kemal devlette 27,5 çalıştı. Hemen hemen çok sayıda
başbakanla çalıştım. Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a kadar herkesle çalıştım. Devletin nasıl yönetildiğini biliyorum. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. Devlet ahlakta yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline getirdiler. Valisi bunlar için çalışıyor. Kaymakamı bunlar için çalışıyor. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum. Siz devletin valisisiniz, devletin kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti gibi hareket ederseniz, bir parti için uğraşırsanız, her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım. Her birinizin. Tabi oldukları kanun adı devlet memurları kanunudur. Adı üstünde. Parti memurları kanunu değil. Devlet memurları kanunu. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Ama devlet memuru bir parti memuru gibi hareket ediyorsa o devlet memuru değildir. Onu oradan çekip alacağız. Devlet memuru görevini yapacak. Hangi görüşten olursa olsun devlet memurlarına saygım var. 27,5 yıl çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Para nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? Bunların hepsini hayata geçireceğiz. Yeni bir Türkiye göreceksiniz. Güzel bir Türkiye göreceksiniz. Halkına hesap veren bir siyaset anlayışının Türkiye'yi nasıl yönettiğini göreceksiniz. Alın terine nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın yurt dışında değil, Türkiye'de çalışmak için nasıl can attıklarını göreceksiniz. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, huzurlu bir Türkiye'yi, barış içindeki bir Türkiye'yi sözüm söz inşa edeceğim. İnşa edeceğim. Size sözüm, anneler size de sözüm. Hayatın acısını çeken sizsiniz. Alışverişi yapan sizsiniz. Mutfaktaki yangını bilen sizsiniz. En büyük dramı yaşayan sizsiniz. Fakir bir ailede anne çocuğunu okula gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünür. Bu büyük bir dramdır. Sosyal devlet içinde büyük bir ayıptır. Benim sözüm var. Aile destekleri sigortasını getireceğim. Bu topraklarda hiçbir aile ben yoksulum demeyecek. Hiçbir aile bu devlet nerede diye demeyecek. Tam tersine sosyal hizmet uzmanları belirleyecekler. Ailenin pozisyonunu belirleyecekler. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Her eve gidecekler. Evde engelli var mı yok mu? Yaşlı var mı yok mu? Üniversiteye giden var mı yok mu? Kirada mı oturuyor ev sahibi kirada değil mi? Geliri var mı yok mu? Bütün bunları saptayacak her ailenin en az asgari ücret kadar bir geliri olacak. Dolayısıyla bunun hesabı bankada kadının hesabına yatacak. Kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, emekli gibi parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını verecek. Hiçbir zaman felsefem değişmedi. Hiçbir zaman ahlak anlayışım değişmedi. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Böylece yoksulluğu bitireceğiz bu topraklardan. Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek. Akranlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok eve gelecek. Bütün arkadaşlar aynı yemeği yiyecekler. Çok mu zor Allah aşkına? Sarayı besliyorlar. Sarayın beslemeleri var. 4 yerden 5 yerden aylık alıyorlar. O düzeni de bitireceğim o düzeni. Öyle 4 yerden 5 yerden aylık alacaksın. Bay Kemal bunu yiyecek. Yer miyim? Bay Kemal yer mi bunu? Hepsini alacağım. O saltanatı bitireceğim. Eğer saltanatsa bu hak sürecek keyfini.
saltanatı siz süreceksiniz. 22 yaşına gelmeden başka bir iktidar görmüş oluyorsunuz. Evet, gerçekten öyle yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç, gençler, ülkenin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon ambulans mı? Evet, sağlık görevlileri şuraya gidebilirlerse. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve demokrasiyi getirecek. En büyük güvencemiz gençler ve en büyük güvencemiz bu ülkenin kadınları. Gençler ve kadınlar bir tarih yazacak. Bir tarih yazacak. Bütün taşlar yerine oturacak. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye baharı ve bu ülkeye güzelliği getireceğim. Hiç endişe etmeyin bundan. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Saray bize göre değil. Ben halk adamıyım. Benim evim var. Evimde mutluyum. E benim mutfağımı da siz de biliyorsunuz. Mutfağından da memnunum. Saraylarda yaşamayacağım. Allah nasip eder seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya'sına çıkacağım ve orada oturacağım. Bizler tarihte büyük acılar yaşayan bir milletiz. Ve bizler demokrasimizi geliştirmek istiyoruz. Bizler huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve bizler adalet istiyoruz. Sadi, İranlı Bilge Sadi şunu söyler. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Artık adalet istiyoruz. Artık huzur istiyoruz memlekette. Artık mutfaklarda yangın olmasın istiyoruz. Artık evlatlarımızın işi gücü olsun diyor anneler babalar. Onlara güzel bir evlilik yapalım diyorlar. Güzel torunlarımız olsun diyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye yeni bir başlangıcı hayata geçirmek zorunda. Bunu da demokratik yollarla ve beraber yapacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Aydın'ı biliyorum, ovalarını biliyorum, dağlarını biliyorum, Yağakan dağlarını biliyorum, Balakan ovalarını biliyorum, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki güzel Aydın'ı da biliyorum ve bu görkemli Aydın'ı da biliyorum. Aydın'ı kim bilmez? Bütün dünya Aydın'ı biliyor. Keşke Türkiye'nin her tarafı Aydın gibi olabilse. Keşke bereketli ovaları, çalışkan insanları var ama o insanlar maalesef üretemiyorlar. Erzurum'da, Erzurum, bakınız o bölgenin yaylaları, o bölgenin ovaları, Orta Doğu'yu ve Kafkasları besler. Sadece besicilikle. 25 milyar dolar bir ihtiyaç var orada. 500 milyon dolar bile gelir gelmiyor. Düzelteceğim ama. Bütün Türkiye'yi göreceksiniz. Bütün Türkiye'de huzur olacak. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Bütün Türkiye'de herkes çalışacak, herkes üretecek. Avanta'dan para alanlar, onlar kapının önüne konacak. Hiç onlara asla ve asla ödün vermeyeceğim. Asla. Yüzyıl önce de Kemal'di, yüzyıl sonra da diyorsunuz. Teşekkür ederim. Beraber, birlikte yapacağız. Ekrem Başkan'ın mitingleri bitirirken söylediği güzel bir çağrı var. Çağrıyı hep beraber yapalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Her şey! Her şey! Her şey! Bariyerlerin arkasından tık yok. Bir de oraya seslenelim. Her şey! Her şey! Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. İnanın, inanın. Her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülkeye baharı getireceğim, inanın. Bir şey daha, bitirmeden bir şey daha. Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye'deki bütün sandıklarda güvenin. 1,5 yıldır çalışıyoruz. Tam 1,5 yıldır.
Seçime gideceğiz, sandıklarda görevlerimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat da olacak. Bir sorun çıktığında gönüllü avukata gideceksiniz. Dolayısıyla sakın ola ki şöyle düşünmeyin. Efendim oylar çalınıyor, gitmesek de olmaz. Gideceğiz, oyumuzun birini bile çaldırmayacağız. Birini bile. Her sandıkta görevlimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz. Siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz. Çalışacağız, kazanacağız. Ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Ülkede, yani güzel Türkiye'de kol kola birlikte nasıl yapacağız? Birleşe. Evet, hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız halk. En büyük halkız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sevgili aydınlılar, şimdi izin verirseniz aramızda bulunan parti yöneticilerimizi buraya takdim edeceğim. Milletvekili adaylarımızla belediye başkanlarımızı. Öncelikle Topuklu Efe, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçıoğlu'nu buraya davet ediyorum. Ben Kemal, geliyorum. Bu toprakların, sizlerin milletvekili, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'ı buraya davet ediyorum. Gelsin artık bereket. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski Devlet Bakanımız, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tünay. Şimdi Millet İttifakı Aydın İl Başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Saatçı. İYİ Parti İl Başkanımız Recep Taner. Saadet Partisi İl Başkanımız Fatih Karahan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Ali İhsan Dilmen. Deva Partisi İl Başkanımız Hakan İşler. Demokrat Parti İl Başkanımız Serhat Emanet. Ben Kemal, geliyorum. Sevgili aydınlılar, şimdi huzurlarınıza 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçerek Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Genel Başkan Yardımcımız, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan. Hüseyin Yıldız. Sevgili aydınlılar, 3. sırada bir milletvekilimiz var. Süleyman Bülbül, ama şu an aramızda değil. O bugün en ulvi görevlerden birisinde. Tam yurt dışındaki 2 milyon oy için görevli, oylara sahip çıkmak üzere buradan Süleyman Bülbül'e de selam gönderiyoruz. 4. sıra, Evrim Korkmaz. Nilüfer Ünü var. Haydi hep birlikte sandığa. Gamze Yolcu Metin. Ziya Yılmaz. Nebahat Oskay Ürün. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Şimdi İYİ Parti milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Ömer Karakaş, Ahmet Ertürk, Tuğçe Canpolat Yılmaz, Erhan Algan, Semra Yücel, Fevzi Köse, Cemal Sarı, Pınar Öncer. İYİ Parti milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Hızlıca belediye başkanlarımızı takdim edeceğim. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay. Haydi, haydi, kazanalım, haydi.
Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel. Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay. Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer. Yok ki burada bir taraf. Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel. Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırım Kaya. Ve Yeni Pazar Belediye Başkanımız Mehmet Yüzsan Erden. İncilova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya da hoş geldiniz diyorum. Sevgili Aydınlılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adaylarımızı sizlere Allah'a emanet ediyor. Aydın'ın misafirperverliğine çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Aydınlılar. Aydın'ın efelerinin selamını Kütahya'ya götürüyoruz. Hoşça kalın sevgili Aydınlılar.